Beyaz kristalde hasar var dediler. Şimdi de yürüye kireçlenme olmuş. Sağ taraftaki kas bitmiş dedi. Götürdüm. %45 engelli raporu verdiler. Burada bakıyorum kalçası da açılacak diye doktor bey. Şimdi kalçasının açılmaması şey için kalçasının açılmaması için pozisyon vereceksin. 2 santim uzun aynı pozisyonda yatarsan yara açılır. Tamam. Tuttuk 5-6 kişi tartıya zorla koyduk. Boyu da aslında bayağı şey yapmış. Şişini indirdim hocam. Çok şişti ayakları. Fizik tedavi şey yapalım. Uzattım. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan yatalak hastalarımızın her türlü sağlık ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bez raporları, mama raporları, ilaç raporları, ilaç reçetelerinin güncellenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında nazogastrik sonda takımı, idrar sondası takımı, bu gibi işlemlerimiz var. Onun haricinde yara pansumanlarını yapıyoruz. Fizik tedavi hizmeti var. Onun dışında psikolog arkadaşımız hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza psikiyatrik danışmanlık yapıyor. 153 Hemşeri İletişim Merkezi üzerinden bize ulaşabiliyorlar. Hastalarının yatalak olduğunu beyan etmeleri, sağlık tesisine ulaşamadıklarını beyan etmeleri bizim için yeterli. Bu yıl için 5000 civarında hastamız var. Günlük ortalama 50 civarında hastamızı ziyaret ediyoruz. Evde yatalak olan sağlık tesisine ulaşmakta güçlük çeken hastalarımız zor durumdalar. Zor durumda olan hastalarımızın ihtiyaçlarını gidererek kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar başvuran tüm hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bir arkadaşım bana önerdi. Böyle böyle bir hizmet veriyor Eşrefpaşa Hastanesi dedi. Hemen onunla birlikte aradık. Hemen ulaştım. Hemen yanıt aldım. Bugün de geldiler hemen. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben çaresiz kaldım. Ne kadar ben pansuman etsem de ablamın yaralarını iyi edemedim. Sağ olsunlar hemen geldiler. Yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum onlara. 2016'da felç geçirdi ablam. O zaman kısmi olarak kaslarda zayıflama başladı. Sonra bacaklarında kireçlenme oluştu yürümediği için. Ben yarısını iyi edemedim. Artık pansumanı onlar yapacak. Teşekkür ediyorum tekrardan bütün çalışanlara. Geçmiş olsun. Durmuşhan Bey nasılsınız? Kalp hastası aynı zamanda. Resürçten. KOAH var, kalp hastası, ileri derecede KOAH, %84 yatağa tam bağımlı, engelli bir hasta. Çok büyük faydası var çünkü hastaneye götürmek çok zor, oksijen tüpünden ayrılamıyor. Özel hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz, devlet hastanesinde çok zorlanıyoruz. Özel ambulansla gidiyoruz, maliyetli bir şey. Şu anda idrar sondası takılı, onun değişimini teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi de geldiler, onu yapıyorlar. Psikolojik destek eşim bir kere aldı, psikolojik destek ben de alıyorum. Devletimizin yetersiz kaldığı yerde belediyenin el uzatması anlamlı bir durum. Teşekkür ediyorum. Hasta yukarıda mı? Evet. Şikayetiniz neydi? Nefes alamıyorum. Mor ağrıdı. Ayaklar tahta gibi. Al ver. Hastane gibi diyorsun. Evet, aynı hastane. Evet. Bizim okulumuz yazdığımız yok ya, ben tamam. Memnunum. Tabii ki barışsınlar. Onlar da arasınlar, bulsunlar. Tavsiye ediyorum.